Almış olduğunuz ödüllerimizi sizlerle basın mensuplarıyla paylaşmak için bugün buradayız. Biz şu anda 3 tane ödül almış bulunmaktayız. Birinci ödülümüz Almanya'da Kibele ödülünü Tarsus Belediyesi olarak almaya hak kazandık. Bu ödülü Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Wolf tarafından şahsında takdim edildi. Almanya'da gerçekten bu ödül bayağı bir önem arz ediyor. Bu ödülde emeği geçen başta Türk Alman Dostu Genel Başkanı Cihan Bey'e ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve Tarsus'ta Almanya'da bizleri misafir eden Tarsuslu hemşehrilerime, herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca da Medet Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten bu ödülümüzü almamızda büyük bir emeği oldu. İkinci ödülümüz 2002 yılında Karate Yolculuğu'na Tarsus Belediyesi olarak çıkmış bulunmaktaydı. 2013 yılında Türkiye'de Kalder Ödülü'nün en yüksek mertebesi olan Mükemmellik Ödülü'nü Tarsus Belediyesi olarak almış bulunmaktaydı. Şu anda biz Kalder'in Kalite Yolculuğu'nda Uluslararası Mükemmellik Ödül Yolculuğu'nu başlatmış bulunmaktayız. Bundan dolayı da Mükemmellik Elçisi Ödülü'nü almaya hak kazandı Tarsus Belediyesi olarak. Tabi bu ödülümüzü de o zamanın başkanı, şu anki mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte aldık. Üçüncü ödülümüz de Uygulama Ödülü. Daha önce Tarsus Belediyesi olarak bizde bu yapmış olduğumuz restorasyon ve tarihimize sahip çıktığımız eserlerimizle birlikte uygulama ödülleri alıyorduk. Bu iki aldığımız uygulama ödülü de Taşkuyu Mağarası ve Makam'daki Danyan Aleyhisselam restorasyon çalışmasından dolayı Tarihi Kentler Birliği tarafından uygulama ödülü almaya hak kazandık. Bu üç ödülümüz de şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Cenab-ı Allah daha nice güzel ödüller almayı bizlere nasip eder diyorum. Hepinizin bildiği gibi 30 Mart seçimlerinden sonra bizler Büyükşehir yasasıyla büyük bir uğraş verdik. Gerçekten Tarsuslu hemşehrilerimizin birçoğu daha Büyükşehir yasasının hangi görev alanları, hangi belediyeye ait olur ama vatandaşlarımız bilmiyor. Ama biz bütün zorluklara rağmen çıraklığı yapmadın, bir işin ustalığını yapamazsın misali. Bu işin çıraklığından, bu işin mutfağından geldiğimiz için Cenab-ı Allah'ın izniyle de sizlerin duası ve desteğiyle biz bu işi Büyükşehir yasasına alışmamızın zor olmasını bildiğimiz halde alıştık. Biz 30 Mart öncesi 100 liramız varken 1 Nisan'da 40 lirayla mücadele etmeye başladık. Ama her ne kadar ne olursa olsun biraz önceki dediğim gibi biz sizlerle beraber biz bu işi başaracağız. Başarmaya inandık, kararlıyız ve Allah'ın izniyle şehrimize yasaya rağmen de en güzel hizmetlerimizi yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hepinizin bildiği gibi biz göreve geldikten sonra 7 tane açılış yaptık. Kısaca bahsedelim. Şehitler Tepesi Erinçeri, Taş Düğü Mağarası, Feyiz Çatmak'taki Ahmet Yıldırım Taziye'yi, Haydar Aliyev Parkı'nın düzenlemesi, Kent Oteli, Canlı Hayvan Pazarı gibi 7 tane açılış yaptık. Şu anda da bizlerin 4 tane de hizmeti hazır, açılışı bekleyen eserlerimiz var. Bu 7 tane açılıştan sonra birincisi Gazipaşa Taziye'yi bu ayın sonunda hizmete açılacak. İkincisi, Kırklar Sınırı'ndaki Engelsiz Park, engelli kardeşlerimizin yönelik parkımız hizmete açılacak. Üçüncüsü, Güney Mezarlığı'ndaki Taziye Evimiz hizmete açılacak.
Dördüncüsü de Ergenekon Mahallesi'ndeki Yaşam Boyu Spor Merkezi hizmete açıldı. Bunlar Kasım ayının sonundan itibaren birer birer hizmete açılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Gene bunun yanında devam eden hizmetlerimiz var şu anda. Hepimizin bildiği gibi hükümet kurumunun karşısında bulunan Tarihi Ticaret Merkezi'nin birinci etap ihalesi başladı. 2016 yılının sonuna doğru bu çarşının üçte bir ihalesi bitecek. Her yıl devam ederek o çarşıyı 2019'a kadar tamamen restorasyon çalışmasını bitirmiş bulunacağız. Gene Şehirsat Mahallesi'nde bulunan Turkuaz Çarşısı'nın semt pazarı olarak düzenleme çalışması başladı. Hedefimiz Ocak ayı içerisinde bu pazarı da vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Bizim yol haritamız belli oldu demiştim. Gerçekten 3 tane önemsediğimiz güzel bir trampa nitelik dediğimiz takas projemiz var. Kaymakamlıkla yeni hükümet konağı arsasını biz verip yerine arsa alarak inşallah bunun da yazışmaları başladı Ankara'da. Bunu da gerçekleştirdiğimiz takdirde hükümet konağı emniyet müdürlüğünün oraya yapıldığını, hükümet konağının mevcut olduğu 3500 metrekarelik yerde meydan olarak şehrimize hizmet verelim. Tarihi Ticaret Merkezi ile hükümet konağının meydan olduğunu düşündüğümüz zaman Ulu Cami'den bu tarafa baktığımız zaman gerçekten şehrimiz hem görsellik olarak hem de nefes alma yönünden rahatlamalıdır. İnşallah bunu da birlikte başaracağız. Yine bunun yanında Zorbaz Vakfı'yla Ülkü Alışveriş Merkezi ve Zorullar Konağı, yeni ismi Burhanoğlu Konağı ile ilgili trampa işimiz vardı. Bu da yazışmalarla ilgili fiyat tespitleri gibi çalışmalar başladı. İnşallah bunu da gerçekleştirdiğimiz zaman Ülkü Alışveriş Merkezi ile Burhanoğlu Konağı'nın Zorbaz Vakfı'na, Zorbaz Vakfı'na bizler de Berdan Nehri'nin kenarında bulunan 85 dönüm, 2 katlı arsayla sayarsak yaklaşık 100 dönüm alanı Tarsus Belediyesi'ne kazandırmış bulunacağız. Bizim iddialı bir projemiz var. Berdan Nehri'nin kenarı. Adana'da baraj, Mersin'de deniz var dedik. Tarsus'ta Berdan Nehri var. Biz bu Berdan Nehri'ni farklılıkla bizim zenginliğimizdir. Bu zenginliğimizde ortaya çıkarmak için alttan alttan altyapı çalışması yapar gibi imarla ilgili, oradaki bulunan arsalarla ilgili çalışmayı yapıyoruz. İnşallah burayı yaptığımız zaman D400'den barajdaki Devlet Bahçeli Bulvarı'na kadar Berdan Nehri nezih bir ortama kavuşacak. Adana Mersin'de burada misafir edeceğiz. Bunun gerçekten bu projeyi de önemsiyoruz ki en iddialı projelerimizin biri de bu. Şehrimizin tanıtımında gerekse görsellik ya gerekse vatandaşların rahat bir nefes alabileceği bir nezih bir ortam olacak. Bunun yanında gene Şelale Restorant'ın güneyinden Şelale Köprüsü'nü geçmeden sağ tarafta gene orada bir vakıf arazisi var. Oralarla ilgili biz gerekli görüşmelerimizi yaptık. Prensipte 3 aşağı 5 yukarı anlaştık. Orası da mevcut şu andaki kıl çadırın karşı tarafı. Bahçenin olduğu yer Feyz Çatman girişine kadar olan yeri de prensipte anlaştık. İnşallah burayı da aldığımız zaman şöyle bir hayal ediyorum. Fuar alanı olduğu yer 360 dönüm. Karşı tarafa Tozkapanak Köprüsü yaptık. Orası da 100 dönüm. Şu anki mevcut Duymen, Kılıç'ta, Rehabilitasyon Merkezi'ne kadar gidiyoruz. Kılçadır'ın yan tarafı park. Onun yan tarafı şu anki Luna Park olan yer, Tarsus Belediyesi'ne ait. Karşı tarafta işte Berdan Nehri yavaş yavaş proje aşamasına geliyor. Bu hizmetlerimizin ve yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın yanı sıra gerçekten Tarsus'ta hepimizin birlikte, beraberce, rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamak zorunluluğumuz var. Burada bütün Tarsus'lu hemşehrilerime, bütün vatandaşlarımıza, bütün kamuda, resmi kurumda görev alan idarecilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, oda ve dernek başkanlarımıza, siyasetçilerimize hepimizde iş düşüyor. Bizim Tarsus'ta yaşayan insanlar olarak, nereli olduğu önemli değil. Hangi milletten, hangi memleketten, hangi partiden olduğu önemli değil. Tarsus'un havasını teneffüs etmesi, Tarsus'un suyunu içmesi, ikametgahının Tarsus olması bizler için yeterlidir. Bizlerin kardeşçe yaşamaması için dostça ortak noktamız Tarsus çatısı altında bir araya gelip, bir araya gelmemiz ve Tarsus ortak noktamızda birleşerek Tarsus'umuza el birliğiyle gönül birliğiyle kardeşçe, dostça yaşamak ve hizmet etmektir. Şahsen
ben Tarsus'umuzda huzurlu ve rahat bir ortam yaratmak da bizlerin görevleri arasındadır. Ve bu görevi ben birinci görev olarak görüyorum. Ve düşünüyorum ve buna göre hizmet ediyorum. Bizlerin görevi Tarsus'ta rahat ve yaşanabilir bir şehir ve yaşamak ve çocuklarımıza yaşanabilir bir şehir bırakmak. Sayın Belediye Başkanımız da hem Türk-Alman Dostluk Ödülü'nde hem de insanların daha kaliteli hizmet alması için belediye hizmetlerinden daha kolay ve daha ulaşılır bir şekilde faydalanabilmesi için gösterdiği gayretlerden ve kalite yönetiminde Türkiye'nin en başarılı belediyesi Tarsus Belediyesi olduğunu bir kez daha bütün Türkiye'ye gösterdiği için tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Tarsus Belediye'miz bu hizmetlerin devamını getirecektir. Her şey insan için, insan odaklı hizmetler devam edecektir. Ve Tarsus Belediyesi ile hiç kimse bu noktada yarışamayacaktır diyorum.